Bahar müjdeleniyor, toprağa cemre düştü. Düştü. İnşallah evet. hayırlı, uğurlu, bereketli bir yaz sezonu, bahar mevsimi olsun hepimiz için inşallah. Şimdi dediniz ya az önce yediğimiz, içtiğimiz aslında bizi hasta ediyor. Doğru beslenmediğimiz zaman. Yediklerimiz, içtiklerimiz bizi kısır yapar mı? Kısırlığın temel sebebi ne? Evet. Yani bir kere önce nasıl korunacağımızı öğrenelim. Niye kısır oluyoruz? Bravo. Bundan korunma yöntemleri var. Bir Çok kere bunu güzel. öğrenelim. Sonra eğer kısırsak buna bir çözüm getirelim. Erkek kısırlığına çözüm getireceğiz. Lütfen siz de Instagram'dan, Twitter'dan e, kısırlıkla ilgili, menopozla ilgili sormak istediğiniz ne varsa bize ulaşın. Buyurun hocam. Niye kısır oluyoruz? Bir kadın, bir erkek. İşte 15 dakikadır onu anlatıyorduk. Niye kısır oluyormuşuz? Ekmekten kısır oluyorsunuz. işte. Yediğimiz bayaz ekmek bizi kısır mı yapıyor kısır yani? yapıyor. Evet buradan söylüyorum. Yediğin ekmek dolaylı olarak seni kısır yapıyor. Niye? E sen şimdi Allah tahılı vermiş bütün gıdaların yüzde kırka yakını buğdaydan elde ediliyor. Bak. Ama sen buğdayın kepeğini, rüşeymini, kabuğunu almışsın. Isı işlemlere tabi tutmuşsun. Yapısını bozmuşsun. içine katkı maddelerini koymuşsun. Yemişsin midene üstüne suyu döktü mü? Burada ekmeği yaptık. Koca ekmeği kıvırdık. Oldu şu kadarcık bir şey. Bu midene girdiği zaman hiçbir faydası yok. Alacak hiçbir şey yok. E almazsan nasıl büyüyeceksin? Senin yumurtalığın, sperm hücrelerin, bilmem kaç milyon spermin, 100 milyon sperm nasıl oluşacak? Oluşmuyor. Yediğin margarin, tabiata aykırı. Yediğin bütün yağlar trans. Yanmış ya, genetiği değiştirilmiş. <laughs> Allah'ın Nuh'un gemisinden çıkan, bak Nuh'un gemisinden çıkan yağ... Peynir, süt, ekmek yani buğday o zaman ekmek yoktu, buğday, zeytin. E Kardeşim sen her şeyi değiştirmişsin. Allah senin programına yumurtalığın oluşması, spermin oluşması için bunları yemen lazım. İki yaşında çocuk doğurabiliyor mu? Beş yaşında erkeğin çocuğu oluyor mu? Olmuyor. Gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor toplanıyor, rahimi büyüyor, yumurtalıkları oluşuyor. Erkeklik spermleri oluşuyor 12-13 yaşında. Şartlar e sen bu arada çocuğa verirsen trans yağı, verirsen genetiği değiştirilmiş tavuğu, verirsen hmm. yani asitli içecekleri verirsen e ne olacak? Nasıl doğursun bu çocuk? Nasıl olursun bunun erkekliği? 7 yaşında adet görüyor kız 11 yaşında kesiliyor hı hı. doktorumuz Allah söylüyor geliyor hocam diyor 7 de gördü 11 de kesildi hadi Gerçi, buyur hocam ekmek konusunda daha bilinçlendik aslında yani siz e, evet yıllardan beri dile getiriyorsunuz ben ben bile şöyle ben bile diyorum neden e, ben de beyaz ekmeği nasıl severim anlatamam size Hele fırından çıkmış böyle güzel çıtır çıtır bir ekmeğe bayılırdım ama i̇şte hocamla o konuştuktan da sonra oluyor. çıtır çıtır ediyor ya ee, Sistay'ın dediğimiz 9 20, 40 işte o Çinli'nin kılı gösterdik ya burada. Ay hocam, Nasıl gösterdik. yapıldığını toplandığını berberler... Vallahi ondan sonra beyaz ekmeği eve sokmaz oldum. Ee, siz Bir Yerlerinde yine, de, de var canım yani hepsine koydum. Siz yine yoktu. önderlik yaptınız. Ee, Siyez buğday unuyla ekmek yapıyorum evde. Burası, tamam. Valla kendi Peki. ekmeğimi kendim yapıyorum artık. Çok da basit çok da kolay madem bu kadar zararlı ama iş keşke ekmekle bitse. Hani keşke ek yani sadece tek sorun ekmek olsa. Ama anlattık şimdi ana gıda maddeleri et. Hı -hı. Yani karbonhidratlar Hı -hı. tamam mı? Et, proteinler, şekerler. Ya sen şekeri bozmuşsun zaten. Bak şekeri bozmuşlar ya. Glikoz şurubu. Adam şeker diye bir şey yok. Şimdi yeni bir şey öğrendik. Şimdi biz lokum yapıyoruz ya her evet. ay 100 ton şeker kullanıyoruz. Hı -hı. Dediler ki hocam bir yerde ucuz şeker var. Bak nasıl olmuyor burası. Ya nasıl dedik 10 lira düşük olur? Buradan da ihbar ediyorum devletin ilgili birimlerine. Nasıl? Mısır şurubunu sıvı halde ya. Bak bu halde şimdi. Bunu yapıyor bu halde. Evet. Bunu getiriyor bir metotla kristalize etmiş beyazlaştırıp cık cık. beyaz sos şeker diye satıyorlar şimdi Eyvahlar bunu. Eyvahlar olsun. 10 lira düşük. Bak 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 ihanete bak. ...e sen şimdi gel doğur hadi bakalım... ...sen de tabii ki yani ya da ben de... ...daha uygun diye... ...bütçeme uygun diye gidip onu e alıyorum... ...tabii şimdi soruyor şekere kadın sormuyor ki... ...adam şimdi dizideki bütün kadınların... ...rollerin şeyini sayıyor... ...erkekler bütün... ...futbol takımını yedekleriyle sayıyor... ...mısır şurubunun... ...bilmem nesini diyorsun hiç haberi yok... ...kaç para şeker 5 lira... ...bu 3 lira abla diyor... ...Allah Allah ya bu 3 lira nasıl olur diye... Algı operasyonu olduğu için düşünemiyor. Allah Celle Celal'de buyuruyor ki siz hiç düşünmez misiniz? Hiç akıl etmez misiniz? Akıl etmezseniz diyor sıkıntı var diyor. Hı hı. E sıkıntı ne işte hastalık. Yani <laughs> yediklerimiz içtiklerimiz çok önemli. Peki hocam e, kısırlığın genetikle bir ilgisi var mı? E tabii yani, ki yani sen şimdi. olarak geçer mi? Bravo bravo. Çok güzel Nur Hanım. Bugün iyi güzel sözlerle başladık devam ediyoruz. Anne obez. Çocuk obez oluyor. Babada kalp hastası, böbrek hastası, çocukta da oluyor. Doktorlar diyor bunu. Niye? Bakın bizim hastalıkla işimiz yok. Biz doktor değiliz, biz hekim değiliz, tamam mı? Şimdi bozuk olan ne varsa çocuğa da aynısı geçiyor. Aynı virüs, aynı bakteri, aynı parazit ya. Cenin de internete girsinler, cenin yazsınlar. Ana rahmindeki çocuklarda parazitler gözükebiliyor. Bitti. Taşıyorsun bunu. Ama bu düzelebilir mi? İşte bugün anlatacağız. Detoks dediğimiz Mart ayı. Niye Mart ayı? Dert ayı. Dert ayı. Ama Mart ayı bir de diriliş ayı. Nevruz. Bugün Ankara'da kar yağıyormuş hocam. Yazan seyircilerimiz evet. oldu. Yani Alanya'da denize giriyorlar. Ankara'da kar yağıyor, İstanbul'da bir yağmur, benim memleketimin bereketli topraklarında dört mevsimi yaşıyoruz vallahi. Ama tabii şimdi o kar Ankara'nın elmasına, Kayseri'nin kaysısına, tamam mı? Aydın'ın kirazına o kar don vurursa kirazı 25 liradan yersin. Ya. İthal edeceksin yakında. Niye? Doğayı bozdun. Tabiatı bozdun kardeşim. Bak Allah'ın sopası nedir? Allah'ın sopası olur mu? Allah'ın sopası ben söyleyeyim. E ben bunlar işte şimdi bilim adamları çıkacak diyor ya deprem hani hı hı hı. tsunami, hı hı. yağmur, kar işte sel. Niye sel oluyor? Doğal afetler. Yani mart gelmiş, bütün çiçekler açmış. Kar yağdı üstüne, don vurdu. Geçen yıl ceviz 25 liraydı. Niye biliyor musun? Mart ayının 30'unda bir don oldu. Bütün cevizler yandı. Bitti. Bak. Neden bu? Rabbil Alemin diyor ki nasılsanız nasılsanız ben ona göre gönderiyorum. Bize bakıyor Nur Hanım'a bana ne yapacak bugün? Takiye mi yapacak? Tribünlere mi oynayacak? Ha, hırsızlık namussuz hırsızlık mı? Onun için Mart ayı çok önemli. Mart demek diriliş demek. Nevruz diriliş demek yeniden dirilteceğiz bu evet, ülkeyi. Evet inşallah. Onun için işte kainat şifanesinde 124 bin çeşit nebatat Allah'ın yarattığı boşuna yaratılmamış öküzler yesin diye yaratılanlar var. inekler yesin diye yaratılanlar var. Keçiler arıların bört böceğin var. insanların da var. Ama sen evinde şimdi söylüyorum kuzu kulağı yedin mi bu sene? Yani seçim Yemedi. çıkartamıyorum. <laughs> yani kazaya yedin mi? Yok bak hiç. Aa kazaya ne hocam? Erzincan'da, Erzincan'da enginar dedim. Herkes birbirine soruyor. Enginar, enginar. Neydi enginar? Yani adam enginar Erzincan'da nerede görsün? Nerede görsün? Bak şimdi, bak şimdi. Ama Allah bunu yaratmış. Kuzu kulağı niye yiyeyim hocam? Kuzu kulağı yeseydin Hı. o mide rayı alırım boğazından onun öyle güzel bir kokusu vardır ki biliyorsunuz kuzu kulağı, bir kere narin bir şeydir. Bir insanın nahoş yani olmayan kokulardan kurtulması mide bağırsak sisteminin ağız kokularının buradaki poliplerin tamamen ortadan kaldırıcı içinde dört tane aminoasit var. Aynı nane gibi evet. nane gibi roko gibi tere gibi o gruptan yediğimiz zaman rahatlarız nefesimiz kokmaz. Bu kadar artı yoğun bir klorofil yüklü. Yoğun bir demir var içinde. Klorofil ne yapıyor bize? Ne işimize yarıyor? Klorofil seni yeşillendiriyor. <laughs> seni Ay yeşillendiriyor. Hocam. Yeşillenince ne oluyor? Sizin esprili <laughs> halinizi çok seviyorum. <laughs> esprili ve gülen halinizi. Yeşillenme ne demek? Hakikaten yani... ne oldu? yani. Klorofil, klorofil alınca yeşilleniyorsun. Yeşillenme hani açma çiçek açıyorsun. Hani ya hocam çok ciddi bir soru. Canlanıyorsun yani. çiçek açmak. Yani ironi yapıyorum. Akılda nasıl kalacak? Bu millete efendime işte böyle anlatırsan <laughs> anlamıyor. Hani anlatamıyoruz biz. He yeşillenmek şu mu demek? Böyle kan yanaklarıma can kan geliyor. <laughs> yan, yan, gözümün ha. içi geliyor. Bak, bak hemen yeşillenmeye başladı bak. <laughs> hocam ben Yemeden bir tek... de yesen demek hocam, ki. Hocam ben yeşillenmeyi sadece şunu da görüyorum. Aşık olduğunuz o zaman yeşilleniyorsun. Yalan bu. Aşık hep yeşilleniyor. Solar gider ondan sonra. <laughs>